Ama ailemiz de buradaydı. Şimdi şey, ben oldum. Ha, bilmiyordunuz onlar geleceğini birden girdi. Bilmiyordum ben, inanmıyordum. Bu bayrağı gördüm. Hı? Ben geçirdim bayrağı ya. Ben diyorum kim bunu şey etti? Kim korkmuyorlar? Ruslar yoktu o zaman. Ben görmedim onları. Onlar burada var. Sonra onlar gittiler. Ben şok oldum gerçekten. O kadar ağladım. Ben birinci gün gitmiştim. Başlamıştı. 11. yılı da hele pres yoktu burada. Aradım babaya. Baba diyorum biz Ukrayna olduk. O diyor gerçek mi ya? Ben diyor evet Ukrayna. Hani tekrar yeniden Ukrayna, evet. Ukrayna kontrolü. Baba inanmadı, diyor ki yok olamaz. Hala kapalı. Rusların tarafında onlar. Aa, şimdi Rus askerlerin bulunduğu bölgede hani babanız Allah. Okupasyonu onlar hele getir. Onlar Hiniçiski aşında okupasyonu. Anladım, anladım. Onlar onda oturuyor. Babam, annem, İsmail Asyak çocuklar. Şimdi elektrik yok şehirde. Elektrik yok. Evde elektriksiz ne yapıyorsunuz? Gece karanlık oluyor. Ay, kaç gündür? Ne zamandan beri elektrik yok? İki hafta oluyor. İki hafta oluyor, elektrik yok. Evet. Ama birinci, su var mı? Su yoktu. Su yok. Gaz var mı? Gaz var. İsiniyorsunuz evde. O da çok hissetmiyor. Ben şeyleri giyiyorum üstüme, urba her şey giyiyorum ki isinemiyor. Biz kendimizi svobodne, özgür hissediyoruz. Gezebiliyoruz nereye istese. Ne yapma istese gidiyorum, yapıyorum. Ruslar burada olanca hiç kimse çıkmıyordu. Özgür hissetmiyordu. Yani, korkuyordum. Şimdi kendimizi o kadar iyi hissediyorum ki. Özgür hissediyorum. Gezebiliyorum. Ne zaman evden çıkma istesem gidiyorum. Korkmuyorum ki beni kimse tutar bilecek ki sen nereye gidiyorsun, buraya gel. Öyle hiç kimse bana demez daha. 15 Kasım'dan sonra görüşemediniz. Görüşemedim. En son o zaman görüştünüz. O zaman Ukama Asya'ya yazdım. Evet. O bana dedi ki bizde askerler geldi. Korkuyorum. Emine ne yapıyorsun? Sen nesilsin? Daha da son... Sizin anne babanızın kaldığı yere askerler mi gelmiş? Geldiler, evet. Oraya geldiler. Şimdi onlar ben hissettiğimi onlar şimdi hissetmeye başladılar. Onların tarafında şimdi patla diyorlar, bir şeyler oluyor hep zaman. Ruslar evlerde geziyorlar. Ukrayna, Kherson Ukrayna olmamıştı hele. Ruslar orada da vardı ama azdı. Şimdi daha çoklandı çünkü Ruslar çünkü burada. Rus güçleri buradan çekildi. Oraya gidiyorlar, geçti. Evet. Ama oraya girdikten sonra da bağlantı kesildi, görüşemiyorsunuz. Evet, kesildi çünkü onlar spesial naşı kesiyorlar ki siviller çekmesinler, göndermesinler Ukrayna'ya. Türkçe dizileri izlemeye çalışıyorum. Anne babamla çalışıyorum Türkçe konuşmaya. Çünkü bizim kolejde Türkler okuyordu. Onlarla söylüyordum, konuşuyordum, çalışıyordum konuşmaya. Mesajlar Türkçe yazmaya çalışıyordu. Biz tutmalıyız Türk dilini ki unutmalıyız. Unutmalıyız. Evet, çünkü unutsak bir daha Türk olmayız. Ben dilimi unutsam kim olacağım ben sonra? Kim olacağım? Ben hiç kimse olacağım. Benim için çok önemlidir çünkü kendimi rahat hissediyorum, mutlu hissediyorum. Korkmuyorum ki bizi unuttular. Kimse bizim ötürümüzde öyle düşünüyor, bizi biliyor, iyi unutmaz. Şimdi bize anlatabilir misiniz? Buraya ben İstinbey'e geliyorum. Evim yakında oldu. Telefonumu şarj etmeye için çok adamlar çok yardımcı oldu. Hı? İnsanlara yardım ediyorlar. Şu,